Önümüzde seçimler var ve önceki seçim sürecinin de saçmalığından biraz beni gram heyecanlandırmadı bu seçim ya. Aranızda benim gibi insan sayısının da az olmadığını düşünüyorum. İnsanlar muhalefete inanmayı da bıraktı. Şu an daha çok akışına bırakıyoruz. Dedik ki biz bu muhalefete inanırsak, biz bunu desteklersek bunun da öyle çok farklı, çok da uygun bir muhalefet olduğunu, yeri geldiğinde hani olabilseydi düzgün bir iktidar olamayacağını anlayınca saldık gitti. Mesela gündem üzerine içerikler yapıyorum ana podcastler. Çok önemli bir şey olursa büyük ihtimal politika üzerine bahsederim. Çünkü bedelli parasını çıkarmak gerekiyor ve onlar daha çok izlenebiliyor. Ama önün ötesinde pek de çabalacağımı, çok da takip edeceğimi düşünmüyorum. Zaten siyasilerin çoğunu engelledim ben. Onları beğenen insanların bile iyi bir kısmını sessize aldım. Önüme çıkmasın artık diye çünkü gördükçe sıkılmaya başladım. Zaten geçen sene seçimden sonra bu konu hakkında konuşmuştum. Partiymiş, cartmış, curtmuş bunlarla ilgilenmektense daha çok kendi üzerime yoğunlaşmaya karar verdim. Kendimi düşünüyorum daha çok. Kendimi ve çevremdeki birkaç kişiyi belki. Bunu diyen kişi de bu arada politik mizah dergiciliğinden yetişmiş bir karikatürist. Bir yandan da gazetecilik lisansı olan bir gazeteci. <laughs> Baya bildim profesyonel alanımdan sıkıldım. Evet podcastlerde konusu geldiğinde onlardan vesaire bahsedebiliyorum. Ama artık seçim benim için çok da önemli bir olay değil. Muhalefetin en büyük başarısızlığı, iktidarın da en büyük başarısı muhalif seçmeni muhalefete küstürmek. Ve bir yandan da yeni bir dalga oluşturmak muhalefete muhalefet dalgası. Bunlarla herhangi bir şekilde değişimli olmayacağını düşünen insanlar artık yeni bir muhalefet arayışına girdi. Tam şu sırada işte şimdi memleket, işte şimdi zafer vesaire yazmanıza gerek yok. Şu an benim aradığım muhalefeti yapan bir muhalefet yok arada. Bu dediğim de öyle. Kuzey Avrupa şımarıklığı ile olan bir olay da değil. Yok sadece. Mükemmeli de aramıyorum. Sanırım insana küstüm bu konularda. Şunu da gördüm çünkü. Türkiye'ye baktığımızda aslında birçok insan pamuk gibi. Şeker gibi insanlardan oluşuyor. Ama bir yandan da azımsanmayacak sayıda leş gibi insanlar var. Ve bu leş gibi insanlar siyasete çok atılıyor. Başta parti değilse yine aynı kişiler benzer şekillerde o partilere dadanıp yine sistemi aynı şekilde devam ettirmeye çalışacak. Yani partilerden ziyade insanda sorun var. Hazır gündemde de yokken hafif hafif apolitikliğe doğru kayıyorum gibi bir şey oldu benim. Sizde durumlar nasıl? Hala takip edebiliyor musunuz? Takip edebilene de helal olsun. O nasıl bir direnç, o nasıl bir sinir? ya da yeni başlamıştır bilmiyorum. Gelecek podcast'te görüşmek üzere. Öpüyorum hepinize.